Tuttur'un sunduğu Avrupa'nın futbolu devam ediyor. Şimdi de biraz gene ligimizden Avrupa'ya gitmesi beklenen bir ismi konuşacağız. Evet. Çok özel bir isim konuşmaktan çok keyif alıyorum. Arda Güler. Hani öyle. Muhteşem bir asist yaptı. Hani çocuk Galatasaray şampiyonluk ya. maçını yani çok konuştu. İnanılmaz yani. Çok konuşamadık maçtan sonraki yayınlarda da haklı olarak şampiyonu yani, konuşacağız evet. ama hakkını vermek lazım. Topu kontrolü, çalımı, pozisyon alması, sahayı görüşü, Valencia'ya orası yetenek. Onun analizi yok. Evet. Muhteşem ama o yani vücudunu ayarlaması, pozisyonunu alması, sahayı o şekilde görüp yeteneğini sergilemesi. Ayak dışıyla yani. Bak o yetenek birçok futbolcu da olabilir. Yani durduğu yerde o pası onlarca oyuncu verebilir. Ama akan oyunda öyle pozisyon alacaksın, adam eksilteceksin, o aksiyonun içerisinde, o hengamenin içerisinde sahayı görüp o pası vereceksin. Kesinlikle. Üç tanesi, beş tanesi yapıyor onu. Çok özel bir oyuncu. Ee, i̇şte o yetenekleri nerede sergileyecek? Aynen. Biraz biz bu de bunu konuşacağız. Ee, Fenerbahçelerden özür dileyerek konuşuyoruz bunu. Yani. yani biz sadece kendi futbol bakış açımızdan değerlendiriyoruz. Evet. Hani Fenerbahçe'de kalırsa da hiçbirimizin buna itiraz olmaz. Hiç Canlı yok. izleme cazımız olur. Biraz da gerçekleri, gerçeklik bu yani. Evet. Yani bu yani. kadar yetenekli bir oyuncuyu Türkiye'de kariyerinin en iyi dönemine kadar tutamazsın. Mümkün değil. Çünkü ülke futbolu böyle değil. Bu Fenerbahçe'nin de suçu değil. Ülke futbolu o seviyede değil. Bere olur zaten. Kendi. Evet. Yani. Yapa 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 biraz bir süre sonra tutma aşamasına gelirsin. Aynen öyle. İşte kim Minca'yı tutabildim mi? Tutamadım yani. Saşa Boy'u tutabilecek mi Galatasaray bu sezon sonra? Tutamayacak. Ama yani. şöyle olur. Kim Minca, Saşa Boy, Arda, Ahmet, Mehmet, Michael, işte George bir süre sonra bu lig Onlarla beraber yükselir. Bir süre sonra oyuncu da der ki yani ben her sene Şampiyonlar Ligi'ndeyim, gruptan çıkıyorum. İşte paramı Zip kazanıyorum. Transfer yapıyorum. daha rahat yapıyorum. Evet. Doğal olarak bir, bir sene daha kalırım, iki sene daha kalırım. Ve ama bir batması bakmışsın Süper Lig bir anda İtalya'da, işte Hollanda'da e, yayınlanmaya başlar. Fransa'da yayınlan Fransa'da yayınlanıyor galiba zaten bir sporstan dolayı da. Doğru. E, ama birçok yani, Avrupa ciddi paralar ödenerek evet. talep üzerine talep edilir. Söyleyelim. Evet, yayınlanmaya başlar. Gelirler artar. Bu iş böyle olur. Ben kendi 3 takımımı seçeceğim, sen kendi üç takımını seçeceksin, şöyle, şöyle yapıyoruz konsepti o zaman, Arda Güler'in Avrupa'da potansiyel olarak oynayabilece oynayabileceği demeyeyim, özür dilerim Arda'dan, ha, bence her takımda oynar. Bizim projeksiyonumuza göre hangi takımlara gitse daha iyi olur ve o evet. şu yüzden şu diye. Şu yüzden, aynen. Üçer tane belirledik, üç er tane. ben dört tane belirledim, birisi şey, opsiyon. Opsiyon, yani, tamam. Ek, normalde ana üç tane takımım var. Bazı kriterlere göre, şimdi önce kriterlerimi söyleyeyim. Bana göre Arda Güler'in Fenerbahçe'den sonra gideceği takım bir kere ilk aşamada basamak takımı olmalı. Direkt hedef takımı olmamalı. Bu takım e, zirveye oynamalı. Yani zirveden kastım şam, kendi ligine göre şampiyonluğa da oynayabilir. Kendi standartlarında şampiyonlar ligine gitmeye, Avrupa'ya gitmeye de oynayabilir. Hem yetiştirici hem rekabet içerisinde olmalı. Mesela sadece yetiştirici bir Danimarka ligi, sadece yetiştirici bir İsviçre ligi takımı olmaz. Tabii. Ya da sadece rekabet eden bir İngiliz takımı da olmaz. olmaz. Yetiştirici, geliştirici ve bence mümkünse Şampiyonlar Ligi'nde, değilse mutlaka Avrupa'da olması gereken bir takım olmalı. Ben galiba aynı listeyi yaptık <laughs> her sene ama her sene. her sene. Buradan yola çıkarak belirlediğim üç tane takımı söyleyeyim. İlk adayım Salzburg. Güzel. Şimdi Salzburg her sene şampiyonluğu oynar. O da Avusturya'nın Bayern Münih gibi bir takım. Hı. Çok genç bir hocası var, idealist bir hocası var. Onunla beraber gelişeceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde her sene vardır Salzburg. Düzenli olarak Arda Salzburg'a giderse şampiyon olduğu için zaten. Şampiyonlar Ligi'nde de oynar. Daha rahat scout edilir. Yani Türkiye Ligi'ne 1 ise Avusturya Ligi'ne 3, Salzburg'a 5'tir. Artı Salzburg'un zaten kendi ağı var. Yani Leipzig Aynen. üzerinden transfer yapma şansı var. Bir de kendi grubuyla oynamış olacak. Yani Salzburg'un kadrosuna baktığın zaman 23-24 yaş ortalaması evet. ve mevkisinin oyuncuları da genelde 20-21-19 yaşındaki oyuncuları daha rahat sahaya atabilen bir takım. Gelişimi kesin bir yer. Arda için ben birinci adayımı Salzburg olarak söylüyorum. İkinci adayım Leverkusen. Leverkusen de şu yüzden, belki Şampiyonlar Ligi'ni çok görmeyebiliriz ama Xabi Alonso ile beraber ve Xabi Alonso'nun oyuna bakışıyla beraber gelişmeme şansı yok. Özellikle son dönemde Frimpong'ların, Virs'lerin biraz daha hani tap noktalarına ulaşmış işte Adli'lerin geldiği noktaya baktığımızda gelişmeme şansı yok. Güzel. Yine hedefe oynar, yine yarış için oynar. Leverkusen en azından Şampiyonlar Ligi'ne gider miyiz? Olmadı Avrupa Aha. Ligi, olmadı Konferans Ligi. Bir şekilde o hedefe Hı. oynar, rekabet ederken e, gelişir. gelişir ve Arda'nın oyun profili Arda Güler'in Leverkusen'ın Xavi Alonso kullandığı yumuşak teknik geçişli oyun profiline de çok uygun. Arda daralanda oynuyor, becerli bir oyuncu ama Valencia'ya yaptığı asist aslında bir geçiş oyunu asisti. Tabii ki. Ama tekniğini de sergileyebileceği evet. bir geçiş oyunu. Buna da çok uygun olduğunu düşündüğüm için ikinci adayım da Leverkusen. Kulüp kültürü de var ve yine scout edilmesi bizde birse orada 5 noktası. Belki de 10. Yani Salzburg'a 5 verdiysek Leverkusen'e Üçüncü adayım Real Sociedad. Aa. Ben La Liga'nın Arda'nın Güler'e çok uygun olduğunu düşünüyorum. Lig profili olarak ama La Liga'nın son geldiğimiz noktada bir kopuşu var. Zirve çok koptu Real Madrid-Barcelona olarak. Aşağıdaki takımlarda Atletico Madrid'in bir yeri var. Atletico Madrid'in aya uygun olduğunu düşünmüyorum. Arda Güler'e. Arda Turan'a uygundu ama başka oyuncular. Evet. Aşağısı da çok hareketli. Yani Villarreal iyi bir takım ama genç oyuncuya çok fazla süre veren bir takım değil. Onun dışındaki takımlar da çok değişken. Ama Real Sociedad bir standart tutturdu ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor. Real Sociedad'ın da hocası B takı, yani altyapıdan başlayıp A takıma gelen bir hoca ve özellikle Kubo'yu ve e, Barrenak yanlış söylemiyorsam genç oyuncuları 19-20-21 yaşı çok iyi kullanıyor. Aynı mevkilerin oyuncularını çok geliştiriyor ve pek insanların aklına gelmiyordur ama kimlikli bir takım. Tabii. San Sebastian bölgesi Arda için bence yaşaması da çok keyifli olacak bir bölgedir. Gençlerin geliştiği bir yer. idealist bir hocası var. Artı şöyle de bir projeksiyon çizebilir Real Sociedad Arda'ya. David Silva var orada ve büyük ihtimalle ya son senesi ya bir sene sonra bırakacak. David Silva ile beraber menajerlikte de vardır ya bir oyuncu Tabii, eski menajerliklerle evet, evet. eşleştirirsin bir oyuncuyu. gelişimini genç oyuncuyla tecrübeli evet. bir oyuncu eşleştirdiğini David Silva sonrasına hazırlanan bir Arda Güler profili Real Sociedad'da David Silva'nın liderliğinde ondan öğrenecekleriyle onunla birebir kuracağı ilişkiyle Arda'yı Real Sociedad'la beraber geliştirip daha sonra şöyle bir senaryo çiziyorum Salzburg, Leverkusen, Real Sociedad bu senaryonun sonunda Kamavinga, Chumani, Bellingham Valverde'li Real Madrid orta sahasının 3 sene Avrupa futbolunda yoğrulmuş, bu saydığım kriterlerde süre almış Arda Güler'le teknik oyuncuyla tamamlanması. Yani ben 3 sene sonra bugün Avrupa'ya gitmiş Arda Güler'i bu senaryoda 3 sene sonra 22'li 22'nin başında Real Madrid o zamanlar transfer eder böyle oyuncuları. 22'nin başında olgun, tap yaş grubuna girmiş, 25'lere yaklaşmış Real Madrid orta sahasının yetenekli oyuncusu olarak Klopp'un teknik direktörlüğünde e, transfer olacak şekilde hayal ediyorum. Yani 3-4 sene sonrasının projeksiyonunu buradan çiziyorum. Artı takımımda eğer Zoboslay ve Dani Olmo'yu elden çıkarırlarsa Leipzig tüm saydığım kriterlere göre gayet uygun. <laughs> benim bir takımım evet. e, oydu. Ama orada ben işte Olmo ve Zoboslay'dan korkuyorum. Onlar olduğu sürece ben süre bir bilgi alması çok zor. Tamam. O yüzden e, onu seçtim. E, şimdi benim birinci Üç. Yani bunların arasında bir öncelik sıralaması yok. Ee, Borsa ben Dortmund. de kafamı sardım. Ee, hem önce Halan sonra Bellingham bir star eksikliği olacak. Ee, hem geliştirici bir takım hem dediğin gibi yarışmacı bir takım. Gerçi yarışma noktasında sonlarda biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar olsun. ama olsun yarışmacı bir takım. Ee, yani Borussia Dortmund'un uygun olacağını düşünüyorum. Orada hem gözler çok üzerinde olacaktır. Hem de e, bir o Borussia Dortmund'un her sezon bir yıldız yetiştirme politikasında, Avrupa ihraç etme politikasında bir objesi olabileceğini düşünüyorum Arda Biler'in. İkinci takımım Ajax. Yine işte senin, bu arada senin başlarda kriterler tamamen Aynen. aynı. Kesinlikle Arda'nın şu an işte Barcelona, Paris gibi bir takıma gitmemesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Ajax, e, hem işte onlar da bu sene biraz yatırım yapacak, şampiyonluğu kaybettiler ve yeniden eski Ajax olacak. E, Hollanda ligi Arda Güler'in istatistiklerini çok top seviyeye çıkarabilir. Bu Arda'nın kariyerinde ekstra bir e, veri olarak yansıyabilir. Alacağı ücretten gideceği takıma kadar ekstra özellik sağlayabilir. Çünkü istatistik ne olursa olsun önemlidir. Bir oyuncuya bütün scoutlar ilk baktıkları şey gol, asist sayısıdır. Özellikle ofansif bir oyuncuysa bu yönden bir e, avantaj olabilir. Bir de Ajax işte hakimize bize yeniden tadı içine bu tarz oyuncuları çok iyi pazarladı Avrupa'ya. Hem çok iyi yetiştirdi, çok üst seviyeye çıkardı. Hem Avrupa'da başarılı oldu. Hem ciddi şekilde o takımlara işte Avrupa'ya o oyuncuları gönderdi. Ee, i̇şte işte gibi bir mesela yani aklıma vardı Arda'nın oyunu Z'ye biraz benzetiyorum yani o sirbazlık hikayesinden dolayı. Ee, dolayısıyla Ajax da olabilecek. 3. takımımda senin Leipzig. artı bir opsiyon olan Leipzig. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Sopozlayı muhtemelen Newcastle United'a gidecek. Hmm. Ee, benzer profiller. Arda Güler oraya direkt monte edilebilecek bir oyuncu. Leipzig tarafından, Leipzig'le yarışmacı Avrupa kupalarında sürekli var rahat edeceği bir takım olur diye düşünüyorum. Bu üç geliştirici takımı seçtim ben arada Şeye kesinlikle katılıyorum. Üst takım, işte A+ takımlara hemen gitmemeli. Zaten bu yolu izlerse gidecek. Evet, zaten yani orası gidecek zaten yani. hatta o, o zaten olacak. Kesin gidecek. Real Barcelona, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain bu yol o yol zaten. Aynen Allah sakatlık bela vermesin. Çocuk orada görecek zaten yani. Ama hazır gitmek lazım Aynen oralara. Aynen öyle. Yani bugün ya bugün Barcelona'ya hazır gitmen lazım. Yani direkt Barcelona'nın seni Arda'da olduğu gibi 40-50 milyon Euro'lar, belki 70-80 milyon Euro'lara çekmesi lazım. Ben Dortmund noktasında biraz şüpheliyim. Neden? Şey kesinlikle katılıyorum. Yarışmacı ve yetiştiricilikte hiçbir sorun Hı -hı. yok. Ama Dortmund'un geliştirdiği oyuncu profilleri çok Arda gibi değil gibi geliyor bana ya biraz daha atletik, atletik evet. biraz daha koşucu, biraz daha sprinter ya da biraz daha fiziksel olarak öne çıkan oyuncu. Şimdi Haaland'ı dışarıda bırakıyorum abi. O, yani, o özel, tabii zaten. o özel bir şey ya. O gerçekten Ronaldo, Messi'nin fizikselliğinde bir fiziksellik onunki. Ama mesela diğer oyunculara bakıyorum işte Dembele'si, işte şimdi çıkan işte Drumwilde yanlış hatırlıyorum mesela. Evet. O ee, ne bileyim böyle oyunculara baktığım zaman böyle Bellingham pazarladıkları böyle. Bellingham daha atletik, daha sprinter daha fiziksel özellikleriyle öne çıkan oyuncular olduğu için orada bir Arda Dortmund'un o şeyine uyar mı ondan çekiniyorum sadece. Bunu düşündüm. Ama bir önceki jenerasyonda da İlkay Götze, Nuri Şahin teknik oyuncular da çok üst düzeye çıkardı. Hatta Royce ayrılmadı ama Marco Royce da buna sayarsın yani. Çok geliştirdi oyunu sonuçta. İşte orada da... Kulop şiş etkisi şiş diyebilirsin. Ama şuraya ikileme geldim. Acaba teknik oyuncu bulamadıkları için mi buraya yöneldiler? Alman futbolunun en büyük sorunu bu. Evet. Almanya'da bir ayrılmadan önce şeyi yaptı. Sempozyum düzenlediler. Artık sokak futbolu şu anda Alman akademilerinde e teknik futbolcu ağırlık veriliyor ve sokak futbolu eğitimleri veriliyor tamam herkes taktiksel olarak şu donanımlı herkes makine herkes fiziksel e ama iki tane çalım atacak oyuncumuz yok yani. geldi. Orada da şöyle bir şey olabilir. Şimdi Götse, Royce, İlkay Dortmund'dan giderken bizim Arda için kurduğumuz hayale uygun oyuncular mıydı? Yani ben açıkçası Arda'nın tavanını Götse'den de da yukarıda görüyorum. İlkay'ın da Dortmund'daki İlkay'dan da yukarıda görüyorum. Bugün geldiği noktadan bakarsak yanılırız. Yani, evet. İlkay'ı bugün geldiği noktaya getiren de biraz Guardiola tedrisatı oldu. E, City'ye City giderken anlam verilen bir transfer değildi yani, İlkay ilk, City aldığını. Ilk wow, Dortmund'dan gitti. Evet, yıl, Dortmund'un yıldızı sonra Manchester City'ye gitti diye bir manşet hiçbir zaman okumadık Yani ya. benim Arda için transfer senaryom şu. Dortmund'da gitti diyelim mesela. 3 sezon, Bundesliga'yı. Gerçekten herkes her gün ardayı konuşuyor. Bellingham gibi gidecek. Haaland gibi gidecek. Evet. Benim kafamdaki senaryo o. Tabii benim de kafamda senaryo. Onu da düşünerek aslında biraz şey yaptım. Dolayısıyla da ben onu takımlarımız, seçtiğimiz takımlarımız var. bu şekilde. Yola açık olsun diyelim. Başarılar dileyelim kendisine. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kesinlikle İnşallah <laughs> en iyi seviyelere gelecek o yetenek. Tabii. En üst seviyeyi görecek bir yetenek çok açık yani bu artık. Tutturun sunduğu Avrupa'nın futbolu devam edecek. Her zaman, hadi, hadi.